Medikal onkoloji olmazsa olmaz ilk kapıdan giriş noktası mıdır? Çünkü radyasyon onkoloji de var, patoloji de var tüm ekipte. Siz direkt ilaç desteği mi yapıyorsunuz diye soralım. Kemoterapi sizin alanınızda mı diye soralım. Evet, kemoterapi bizim alanımızda. Yani ilaçla ilgili olan bütün hastalıkla ilgili tedaviler bizim alanımızda, ama her hastanın mutlaka bir onkolog takibi olması gerekmekte. Evet, tanıyı bir gastroenterolog koyabilir, bir genel cerrah koyabilir, bir dahiliyeci koyabilir, ama onkolojik açıdan, bazı onkolojik prensipler açısından, takip açısından mutlaka kanser tanısı almış hastaların özellikle ilk 5 yılda daha sık olmak üzere tüm yaşam boyu belli aralıklarla onkolojik takiplerini bırakmaması gerekiyor. Burada da genellikle medikal onkoloji belki ilk planda yer almaktadır. Yani hastanın medikal onkoloğu olmalıdır. Ama daha benign ya da daha erken evrelerde bazen lokal tedavileri yürüten cerrahi onkolog veya radyasyon onkologları da takibi sürdürebilmektedir. Şimdi hocam, kanser belirtisi tüm organına göre aynı mıdır? Yoksa genel anlamda vücudumuzda ne hissedersek mutlaka sizinle buluşmak gerekiyor. Vücudun sinyalleri nedir diye soralım. Kanser genellikle çıktığı doku ve organa göre çok çeşitli şikayetlere neden olabilir. Yukarıdan başladığımızda örneğin bir gırtlak kanseri ses kısıklığıyla gelebilir. Nefes darlığıyla gelebilir. Aşağıya doğru indiğimizde bir mide kanseri mide ağrısıyla gelebilir. Kilo kaybıyla gelebilir. Büyük abdestinde renk değişikliğiyle gelebilir. Halsizlikle gelebilir. Çarpıntıyla gelebilir. Aşağıya indiğimizde bir bağırsak kanseri, büyük abdestte kanla gelebilir, kabızlıkla gelebilir, değişen kabızlık ishalle gelebilir, karın ağrısıyla gelebilir. Özellikle vurgulamamız gereken, evet, herkesin her karın ağrısı kanser demek değildir. Her epigastrik dediğimiz mide bölgesindeki ağrı kanser değildir, ama özellikle geçmeyen şikayetlerde bir hafta 15 gün non-spesifik dediğimiz tedaviler verildikten sonra yanıt vermeyen şikayetlerde mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır. İlgili branşa ileri tetkik için mutlaka gidilmesi gerekir. Özellikle istenmeyen kilo kayıpları, geçmeyen vücuttaki ciltteki yaralar ya da benlerin şekil değiştirmesi, kanamaya başlaması, yutma güçlükleri, ondan sonra sarılık, sırt ağrısı, bel ağrısı, işeme güçlüğü, her şey kanserin bir belirtisi olabilir. Böyle dediğimizde de insanlar tabii ki çok da fazla gündeme geliyor, magazinde vesaire, kanser arttı vesaire diye. Bu sefer evhama düşmekte, her şikayette kanser miyim diye çok sık doktora gidebilmekte. Özellikle vurgulamak gereken şey geçmeyen şikayetler. Yani 3 gün ağrı oldu geçti ve bir daha hiç olmadı soru işareti, ama bir hafta 15 günü geçiyorsa mutlaka ilgili branş hekimi tarafından tetkik edilip bunun bir kanser mi yoksa başka türlü bir hastalık mı, bunu konulması gerekmektedir. Burada mutlaka bir en yakın hekimle buluşması, dahiliyeden belki de yola çıkarak sizinle destek alması yaşam kalitesi anlamında hepimiz için çok kıymetli. Özellikle hocam, kanserde doğru bilinen yanlışlarla ilgili notlar aldık ama notlarımız doğru mu değil mi? Hocamızdan cevabını sormak isteriz. Kanser bulaşıcı mıdır diye birçok mail var. Özellikle kanseri pozitif düşünceyle yenebilir miyiz diye sorular var. Saç boyası, parfümler, özellikle kimyasal maddelerle uğraşan mesleği icabı kişilerin kanser olasılığı daha mı risklidir diye sorular var. Biyopsi yaptırmak kanseri hızlandırır mı diye yine gelen sorular var. Cerrahi işlem yapılırsa daha çok bıçak değdi ama orada risk de büyüdü diye sorular var. Bunlar doğru mudur diye soralım. Şimdi sırayla gitmek Sırayla gerekirse hocam, sorulara. kanser bulaşıcı mıdır? Evet, kanser bulaşıcı mıdır? Bize ilk gelen sorulardan bir tanesi, hastalarımıza tedavi özellikle başladığımız hastalarda bu soru geliyor. Bulaşıcı mı? İkincisi de verdiğimiz tedaviden dolayı hasta yakınları etkileniyor mu? Yani hastamıza verdiğimiz ilaç tedavisi hastalara herhangi bir radyasyon yayıyor mu diye soruyorlar genellikle. Kanserlerin kendisi doğrudan bulaşıcı değildir. Fakat kansere neden olan, örneğin bir serviks kanserinde human papilloma virüs,
bir baş boyun kanserlerinde Epstein-Barr virüsü gibi neden olan mikroorganizmayı taşıyorsa mikroorganizmayı bulaştırma riski vardır. Ama kanser doğrudan bulaşmaz. Yani kanserin doğrudan kişiden kişiye bulaşma ihtimali yok gibidir. Ama mesela hepatit B'ye bağlı ya da hepatit C'ye bağlı bir karaciğer sirozu vardır. Ya da hepatoseller karsinom olmuştur. Kanser geçmez ama ona neden olan etiyolojik ajan geçebilir. Evet. Sebep olan etiyolojiyi bilmek lazım. Kanserin kendisinin değil, sebep olan etiyolojinin ya da etiyolojik ajanın geçebileceğinin konusunda hekim tarafından bilgi istenilmesi doğrudur. Verdiğimiz tedavilere gelince de PET tomografiler çekerken özellikle başta olmak üzere bir takım radyoaktif maddelerle görüntüleme ya da tedavilerde hastalara radyo çevresindeki özellikle gebelere, küçük çocuklara radyasyon yayması açısından 24 saate kadar yine ilgili görüntüleme doktorunun verdiği süre boyunca uzak kalmasını söylüyoruz ama sistemik tedaviler açısından baktığımızda medikal onkoloji tarafından verdiğimiz verilen ilaçların hiçbirisi hasta tarafından diğerlerine bir radyasyon yaymamaktadır. Bu nedenle de hasta özellikle vurguluyoruz tedaviye başladığımızda sizlere değil siz hastaya herhangi bir enfeksiyon taşımayın diye dikkatli olun diyoruz. Yani hastamız bir şey bulaştırmayacaktır size ya da bu kemoterapi ajanı ya da ağızdan aldığımız tablet ya da damardan verdiğimiz akıllı ilaçlar, immünoterapiler size herhangi bir yan etki yapmayacaktır, bulaşmayacaktır. Ama siz hastamıza bir enfeksiyon taşımayın diye, dikkatli olun diye vurgulamaktayız. Ama genetik yatkını olanlar daha dikkatli kontrollerini yaptırması... O ayrı bir konu. O ayrı tabii. Değil mi hocam? O bulaşıcı derken kalıtsal evet. aktarım anlamı. Evet. Kalıtsal aktarım vardır kanserde evet. artık bu dünyada tartışmasız. Bilimsel olarak kanıtı tartışmasız. Her geçen gün her tümörle ilgili bir evet. sürü yayın akmaktadır bununla ilgili. O şimdi bulaşıcı demeyelim ona kalıtsal aktarım diyelim. Evet. Kalıtsal aktarımı olan... Yanlış anlaşılmasın diye açıyoruz evet, ki hocam. Kalıtsal aktarımı vardır kanserin. Evet. Her kanser kalıtsal olarak aktarılmak zorunda değildir. Kalıtsal olarak aktarıldığı gösterilmiş mutasyonları ya da genetik değişiklikleri kişi taşıyorsa o da ya anne babadan almıştır ya da embriyo oluşumu sırasında oluştuysa o zaman kendi çocuklarına bulaştırma riski vardır. Bunların birçoğu somatik mutasyonlardır. Yani cinsiyet ayırt etmeksizin bir sonraki nesli %50 çoğunda ihtimalle aktarma ihtimali olabilmektedir. Ama her kanser kalıtsal olarak geçişli değildir. Onu da ifade etmek bilgisini, gerekir. Evet. Hasta ve hasta yakınları nasıl hareket edilmelidir? Artık bizim tüm onkoloji rehberlerimizde yani bilimsel olarak oluşturduğumuz şunu önermekteyiz. Birçok hastalıkta ve hemen hemen her gün yeni bir hastalık çeşidine yani akciğer kanseri yok işte over kanseri, meme kanseri. Alta bir de şey gelmekte, genetik danışmanlık gelmekte. Hemen hemen her kanser tanısı almış hastanın da genetik danışmanlık alması, genetik danışmanlık sonucunda da hangi genleri kendisinde öncelikle taranmalı, indeks vaka diyoruz kanser olmuş vakada. Kanser olmuş vakada tarandıktan sonra eğer anlamlı bir anormallik bulunduysa, yani genetik bir yatkınlık bulunduysa da ailesinde, kardeşleri, anne babası, çocuklarında taranmasını önermekteyiz. Peki saç boyası, parfümler gibi dış etkenler kanser yapar mı? Yapar. Birçoğu kanserojen içermekte. Hı hı. Şimdi organik diye birçok ürün satılmakta. Sonuçta biz onkoloğuz, kimyager değiliz. Üstüne organik yazıldığında ya da işte paraben, free vesaire gibi bir takım ibareler yazıldığında hakikaten var mı yok mu bunu kendimizin ispat etmesi mümkün değil. Çok iyi kontrolden geçmiş ürünler seçilerek belki biraz daha azaltılabilir ama artık biz biliyoruz ki birçok yediğimiz ürün dahil kullandığımız makyaj malzemeleri, kozmetik ürünleri birçoğunda karsinojen ihtiva etmekte, içermekte. Peki hep pozitif düşünce, stresten uzak kalmak destekleyici midir? Tamamen ortadan kanseri yok edebilir mi diye soralım size. Bunu birçok yine toplantıda ifade ediyorum. Aslında belki çoğunda bilimsel olarak hani bir işte mide kanserinde atipik kişilik risk faktörü oluşturur onu biliyoruz ama
Birçok kanserde psikolojik olarak bir takım anksiyete bozukluğu, depresyonun kansere yatkınlığı arttırdığını gösterilmemekle birlikte hastaları tek tek ele aldığımızda aslında birçoğunun ağır bir stresten sonra tanı konulduğunu ben kendi klinik pratiğimde çok görüyorum ve ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve yine kendi klinik pratiğimde şunu söyleyebilirim ki daha olumlu bakan, daha pozitif bakan, yani hem hastalığını bir kenara koyup tansiyon, şeker gibi kabullenip kendi hayat planlarını, günlük bir programını yapan hastalarda hem yan etkiler daha az olmakta, ilaç yan etkileri, hem de tedavi uyumu daha iyi olmakta, takipleri daha düzenli yapmakta, hastalıktan kurtulma ya da hastalığın geri gelmeme ihtimali daha fazla olmakta. Peki mutlaka aile yakınları da size dile getiriyordur. Hocam aman morali bozulur, strese girer, özellikle kötü olur. Biraz tanıya ilişkin ertelesek mi yüzleşme konusunda diye cümleler kuruluyordur. Kanserle ilgili sıkıntıyı birebir yaşayan kişiye hemen söylenmeli mi, söylenmemeli mi diye izleyicilerimiz merak ediyor. İdeali aslında söylenmesi ve paylaşılması evet. gerekmektedir. Birçok hastamızla da aslında ben paylaştığımı düşünüyorum. Bunu hastanın kendi sosyo-kültürel yapısı, algılama özelliğine göre tartarak paylaşmak daha doğrudur. Saklamak doğru değildir aslında. Er ya da geç. Çünkü evet. Hastanın bir kere güven ilişkisiyle tedavi yürütebiliriz, takip yürütebiliriz. Bu açıdan paylaşılması en doğrudur. Paylaşma şekli çok önemlidir. Kesinlikle hocam. Uygun ortamda aile bireyleriyle de konuşarak hastanın mutlaka tanı hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Ama dediğim gibi ortam, yöntem bunlar da çok önemlidir. Evet.